Ama işte sen beni eleştiriyordun. Söyle. Ama ne için eleştiriyordun? Ha, İsmail Kartal'a. Evet evet. İsmail Kartal Şimanski'yi oynatmadı ama ben onu anlayabiliyorum falan filan. Zaten ben maçın başında kadro geldiğinde hemen şerrimi koydum. Şimanski'si olmaz. Benim evlatı evet, olmaz. Evet bu olmaz dedim. Hatta maç 2-0 bittikten sonra da televizyon programımda dedim ki bak İsmail Kartal iyi bir skor, iyi bir oyun 2-0. Ama bak dedim ben senin arkadaşınım sana bir özel eleştiride bulunuyorum. Fenerbahçe takımı 9 yıldır şampiyon olmuyor. Ana hedefi Fenerbahçe'nin şampiyon olmaktır. Bütün kıyamet niye kopuyor Metin? Biz geçen sene konferans ligini alamadık diye mi kopuyor? Ya olur mu ya? He? 9 yıldır ligde şampiyon. Aynen olur. Öyle. Sen şimdi Fenerbahçe kültüründe bu yoktu abi. Evet tabii ki. Şimdi sen peki şampiyonluk nasıl oluyor Metin? Ya da nasıl kaybediliyor? Sen bunu zaten kaybettin. Çok kaybettin, şampiyonluk kaybettin biliyorsun. He, işte mesela içeride bir Denizli maçı kaybediyorsun. Şampiyonluk gidiyor. Ümraniye ile 3-3 kalıyorsun. Giresun'a 1-0 öndeyken 2-1 yeniliyorsun. Hiç umursamadın. Şampiyonluk öyle gider. Tabii. Sen Samsun'a gidersin. Dur ben 2 gün sonra Twente maçım var. Oyuncumu bir dinlendireyim. Bir beraber Mert Hakan'la oynayayım. Maç 1-1 bitti. Bravo. Hakim Fred topa bastı. Topa değil de adamın ayağına bassa penaltı verecekti hakem. Evet. Biliyorsun değil mi? Varı dinledi. Evet evet. 1-1 bitti maç. Sonra bana Fred'i dinlendir. Al 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 evine götür evde 5 gün kendi yatak odanda yatır vallahi dinlendir. Şampiyonluk gitti. Hey şeyi Misimanski'yi. Şampiyonluk gitti 2 puan. Puan öyle gider şampiyonluk. Dolayısıyla sen lig maçına Fenerbahçe olduğu için Fenerbahçe'nin hocası olduğu için sen lig maçına en iyi 11'inle çıkacaksın. Doğru. Yani... Bak tamam mı? Şöyle de değil. Daha ligin ikinci, birinci, bir tane maç oynamış ligde Fenerbahçe. 3 tane de zimburu timburu maç oynamış. Zimburu timburu. Ya ben, zimburu var. He, zimburular, timburular, mimburular. Ortada bir yorgunluk yok. Yıpranmışlık yok. Hani oyuncumu dinlendiriyorum. Müthiş maçlar oynadık. 10 maç oynadık 8'i üst düzeydi. Öyle bir şey var mı? Yok. Yok zimburu timburu. Bir de Antep maçı oynamışsın. Samsun'da bu şey ne? Şimanski'siz oynamak. Yerliye takılıyorum diye baktım. 4 yerliyle çıktı. Yani Şimanski... 6 yerliyle çıktı. İkinci yarıda 7 attı. Evet, ikinci yarı 7. Şimdi öyle bir sorunun yok. Niye Mert Hakan da Şimanski değil? Bana bir tane geçerli sebep söyleyemez. Şunu söyleyecek. İşte aynı. İşte çünkü sizden yol alıyorlar. Antrenörler yorumculardan yol alıyorlar. Zor maç var, Twente var, deplasmana yani gidecek, rotasyon şey yaptı. Ha şöyle bir şey var olabilir. O rotasyonu sene sonu şampiyonluk kaçınca o rotasyonu adama kendi söylediğimden daha çok rotasyon yaptırırlar hocaya. Kendi söylediğimden daha çok sana yakınım artık. Sana katılıyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Şu olabilir bir tek. Diyalogla olabilir ama. Ya hocam yorgunum ya. Bu diyalogla oluyorsa olabilir. Hocam benim sen peki inanıyor musun? Şimanski gibi bir oyuncu. Ben mesela bu dakikada daha ben şuna inanıyorum. Sen şuna inanıyor musun? Geçen mi söyledim ben sana? Tadiç'i mesela çıkarmıyor ya. Yine çıkarmadı Tadiç'i. Çıktım Tadiç. Yok, çıkmadı tahmin ediyorum. Çıkmadı. Ya Tadiç. Tadiç demiş ki ben buna eminim. Hoca beni çıkarma. Katılıyor musun? 2-0 oluyor çıkarmaz Tadiç'i. Çünkü Tadiç söylemiştir çıkarma beni. Tadiç, ya oynatma ya çıkarma. 2-0 maç garanti ise Tadiç çıkmak isteyebilir o zaman. Kendi isteyebilir. Kendi isteyebilir. Evet. Bak hocam. Evet. Oynamamakla tabelanı kaldırıp çıkması farklı şeylerdi çocuğu futbolcu psikolojisinde onu demek istiyorum. Evet evet. 70 Tadiç çık Tadiç bozulur. Ama şöyle bir lider durum. Lider olmak istiyor çünkü. Şöyle bir durum var Metin. Bazı oyuncu sana bunu söylemeden de sana onu hissettirir. Tabii. Anladın mı? Belki de hissettirir. Ya, evet. Yani Tadiç, İsmail Hoca sakın beni çıkarma he, falan dememiştir. Fakat hissettirir oyuncu. Yıldız oyuncu, demir oyuncu. İstemediğini hissettirir. Zaten sana o güveni de verir. İsmail şimdi diyordur ki lan bu ölse bile ben bunu çıkarmam. Tabii. Takıma, oyunculara geri gelin diyor. Seyirciye hadi deyince diyor. Yapıyor, maç bitiyor, evet, değişiyor. Yani hem ondan teknik anlamda bir şey beklersin. Her an bir şey yapabilir diye. Hem de bu dediğim yürümese bile bak ayakları bazen sürünüyor. Sürüne sürüne geriye dönüyor. Dikkat ediyor evet, musun? Evet. Yarı sağ, Fenerbahçe yarı sahasına çekiliyor. Fakat çekilirken acı çektiğini ben görüyorum. Evet hadi istiyorum bitmiş okey'e dönüyor. Hı. O durumda. Hı. Böyle geri ama dönüyor. Hayır, çünkü anlatamıyorum. Öyle haklısın, bir figürün devamlı sahada kalmasını hoca kendi de belki bazı maçlarda oynamayacak. Ama oyundan olabilir, çıkmayacak. Bak göreceksin. Ama çıkmasın da çıkmasın zaten. Çıkmasın. Yani illa şart değil yüksek performans vermesi. Tabii tabii. Bazen tabii, biliyorsun değil mi? Sahada olması. Sahada olması 10 kişinin performansını yükseltir. Evet. O zaman ciddi bir Fenerbahçe kadrosuyla şey için diyorum işte Metin. Yani sen ve senin gibi kayda değer yorumcular derse ki ya işte Twente maçı var anlayabiliyorum yorgun. Ben hiç öyle bakmam ya.
Hiç vallahi öyle ama bakma. Ama ona benzer bir şey söyledi. Söyledim. Anlayabiliyorum, doğru buluyorum ben demedim. Ben işte anlayamıyorum. Ben anlayabiliyorum. Ben anlayamıyorum doğru arkadaş. Benim elimde Metin Tekin varsa ve şampiyonluk benim için imanın artık birinci şartı gibi olmuşsa, amentüsü gibi olmuşsa Fenerbahçe için şampiyonluk Fenerbahçe'nin amentüsüdür. Doğru. Bir, ben şampiyon olacağım kardeşim. Tamam mı? Başka o şey zaman anladım. O zaman benim böyle çeşitli şeylerle rotasyon adamı dinlendireceğim. Dinlendir adamı. 15. hafta, 17. hafta. Ortada folluk yumurta yok. Bir gün başı. Niye ben? Bak iki Fenerbahçe hariç 2 maç 6 puan yap. Uzun süredir böyle bir şey yoktur değil mi? Doğru. En az 6-7 takım 2 haftada 6 puan, hatta 3 haftada 9 puan yapardı. Evet. Yapmadı. Niye? Yeni kadrolar. Onu deniyor. Bunu deniyor. Efendime söyleyeyim dediğin gibi işte Avrupa'da maçım var diyor. Rotasyona öyle gidiyor. Bırak Galatasaray bol rotasyon yapsın. Çünkü Galatasaray geçen yılın şampiyonu. Sen 9 yıldır şampiyon olmuyorsun. Sen böyle anlamsız. Olmaz öyle bir şey. Bak. Abi çok enteresan şu var. Yani 80 dakikalık bir Mert Hakan şeyi görüyoruz değil mi? Performansı görüyoruz. Mücadele var mı? Var. İstek var mı? Çünkü takımda var. Tamam mı? Zaten Mert Hakan oyunda formayı giydi mi? Formayı hakkını vermek için her şeyi de tüketebilen bir oyuncu. O konuda ben Mert Hakan'dan razıyım. Fenerbahçeliler de razı. Bak hiç tepki almıyor mesela değil mi? Hı hı. Seyircinin sevdiği bir adam. Neden? O aidiyet duygusunu yaşadığı için ve yaşattığı için. Ben de minnettarım. Ama kalite, oyun performansa baktığın zaman Şimanski'nin yarısı etmez. Bir de tabii. Fenerbahçe etmez. Fenerbahçe kadrosu artık bu sene başka bir evet kadrosu. Abi. Orada yer almak yani, kolay değil evet, yani. Yani ben şimdi Mert Hakan'ı oynatacağım. Dur Fred'i biraz dinlendireyim. Olmaz kardeşim. Fred millet ancak ölünce Mert Hakan'ı oynatacaksın. Rahmetli oldu Fred. Ani bir kalp krizi geçirdi. Tövbe, Allah tövbe, korusun tövbe. Rahmetli oldu. Mert Hakan'ı oynatacaksın. Mecburiyetten. Ya da maç 2-0, 2-1. Hatta 1-0'ken bile yorulduysa çıkarırsın Mert Hakan mücadele etsin ayrı bir şey. Ama Mert Hakan 80 dakika sahada kalıp Şimanski olmaz. Sonradan oyuna girmez. Maç 0-0 1-1 bitse İsmail Kartal ilk haftadan yanmıştı. Bu Şimanski nasıl oynamaz kardeşim diye değil mi? Doğru. Mert Hakan'la niye oynuyorsun diye. Hı. İşte ben de diyorum ki İsmail ben sen benim haklısın. Hem kardeşimsin hem arkadaşımsın hem benim hocamsın artık Fenerbahçe'nin hocası olduğu tabii. için. Ben de sana da bunları benden başkası bu kadar rahat ve açık söylemez değil Hı. mi? Hocam şöyle yapsam mıydınız? Sonuç odaklı konuşanlar olur. Aynen, evet. 2 maç 6 puan yapmışsın. Bak 2-0 diye. Öndeyken söylüyorum. Hı-hı. Kazandın ama bu hata bunu yapma. Tamam. Yapma. Çık güçlü kadronla yap maçı erkenden 1-0 2-0. Sonra Mert Hakan'ı mı oynatırsın? Hakan Mertcan'ı mı oynat? Kimi oynatırsan oynat. Ama olmaz. Fenerbahçe'nin riziko yapacak zamanı değil. Mesaj gitti. Evet. Mesaj gitti. Rotasyon denen Allah ama belası iş. Sen de söyledin. Bitiyor iş dedin. Livakovic geliyor. Ben şeyin yalancısıyım. Duyumcu tamam, çocuklar. Büyük yani çocuklar çok yanılmıyor. Yani bu son artık transferin sonu. Öyle duyumcular var ki adamın affedersin giydiği kilonun rengini bile yazıyorlar. Ya, her şeyi biliyorlar. Saat 18'de şuradan şuraya gitti. Burada yemek yedi. Mola verdi. Mola da tuvalete girdi. Küçük abdestini yaptı. Doğru, çıktı. Doğru. Şu anda uçak şeyde 4200 metre yüksekte. Değil mi? Şu anda uçak türbülansa girdi falan filan her şeyi yazıyorlar. Her şeyi biliyorlar. Aferin lan. Bakalım. Aferin o zaman çocuklar. Çok güçlü bir Fenerbahçe kadrosu okeydir değil mi? Bu bence öyledir. Evet. Acaba ben Fenerli diye mi öyle görüyorum? Değil ben çünkü değil. Her yıl Fenerbahçe'yi sezon başı Real Madrid gibi zannediyorum. Her Ağustos şampiyonu Fenerbahçe evet, zaten. Evet abi ama bende de öyle. Ben 9 yıldır Fenerbahçe bu sene şampiyon olur diyorum. Hatta sezon başları hep iyi başlıyor i̇yi ya. Hele takım bana o zaman mesela geçen seneki takım bile bana ilk haftalarda Jesus'la Real Madrid tamamdır dedi. Ulan dedim biz Real Madrid çıksa kafa kafaya oynar mıyız? Çünkü taraftar duygusunu engelleyemiyorum. Doğru. Tamam mı? Sen şimdi sen Fenerbahçeli olmadığın için senin görüşün benim için daha objektif. Objektif. Yani sen ne diyorsun? Sen tamam diyor musun? Ben tamam diyorum. Değil mi? Özellikle orta saha o göbek alınırsa ben çünkü bu hikayenin çok büyük bölümün orta sahadan döndüğüne inanıyorum artık hocam. Allah. Bak Galatasaray 13. oldu Taylan'la Berkan'la. 13. bitirdi. Çocuklar da yanlış anlamasın ama orta saha. Artı 2 Roman geldi. 13. bitirdi. Sonra Torreira geldi, Oliveira geldi, şey geldi. Şampiyon oldu. Bak çok basit. O bölgenin iyi olması elzem olsun, şart. Mümkün, elzem şart olmuyor orta sahasız hocam. Belki bir oyuncuyu kaldırır. Ama Allah aşkına yani Fenerbahçe orta sahasıyla olmazdı yani geçen sene. Sırf orta sahası. Sırf orta sahası olsaydı. Olsaydı tabii. Ya. Evet hocam şimdi ezeli rakibine geçelim Fenerbahçe'nin.